Bir de yani yatalakların biraz sevindiğini düşünüyorum abi bu duruma. Yatalak hastaları. Ha yani herkes artık bizim gibi Herkes bizim gibi evden çıkamıyor. ya da hoş geldiniz falan gibi. Evet abi doğru. Yani şey gibi hani pazar günü dışarı çıkılacak mesela. Yatalak hastaya yalandan teklif ederler abi. Anne sen de çıkartalım mı anneciğim? Yok oğlum ben size yük olmam. Tamam anne. Ben çok güzel ara tamam mı? Telefonu bırakıyorum buraya. Hadi görüşmek üzere falan diye. Hani kadın hafta sonları berbat geçiyor. Hafta zaten çocuklar çalışıyor. Şimdi herkes evde. Herkes evde Eski abi. günlerdeki gibi. İçten içe yatalak hasta bir seviniyordur diye düşünüyorum abi. Evet. Yani bu da yine şey gibi abi ya koronanın insanlığa katkılarından biri olabilir yani gözden kaçmış ama bence mantıklı. Koronayı Eski ilk günler. bulaştıran insana dünya yani Nobel Barış Ödülü verilebilir mi ya? Bu vesileyle birlik olduk. Hani Evet nasıl evet olsa abi verilebilir. Obama'ya falan onun dışında Bush'a falan verildi galiba. Hani o zaman koronaya da verilebilir. Yani bu şey verilmesi ile korona verilmesi arasında Yok bir fark yok bence. bir fark yok abi. Hatta korona daha emin Korona yani. daha az insan öldürmüş Politik olarak. olabilir Stendhal yani. sendromundan Sen daha sendromlu. bahsedeceğim abi. Evet. Abi Stendhal sendromu açıkçası benim sinemada geçirdiğim hani histeri krizlerini He. Açıklıyor mu? açıklıyor ya da işte şeyde güzel bir kadın gördüğün zaman ekseni kendi ekseni etrafında 360 derece dönme refleksini de açıklıyor. Abi sen eksen etrafında 360 mı dönüyorsun? Abi güzel bir kız gördüğüm zaman 360 derece eksen etrafında dönüyorum. Eğer mesela kızın yanındayken dönmemeye, kızı ürkütmemek için dönmemeye çalışıp bir beş adım, en fazla 5 adımla yanabiliyorum. 5 adım sonra dönüyorum istemsizce. Sadece 5 adım kontrol edebiliyorum. Ya şöyle, bunu ben anlam veremiyordum. Stendhal sendromu öğrenince abi, bunun da ya bu tarz sendromların oluşabileceğine ikna oldum. Çünkü bahsettim ya sana biraz da bu şeyle alakalı. Hani Roma'da yani Stendhal Roma'ya gidiyor. Evet. Küçük bir alanda ciddi sanata maruz kalıyor abi. Hani şeyde mesela şöyle düşün. 1 kilometre karede görmediği sanat eseri Kampi abi Da Vinci'den tıpta mimari şeylere mide bulantısı ve kasılmalarla kimlerin üzerine doğru koşup kusuyor abi. Şeyde patlıyor ya bir ünlü bir kilise var artık herhalde orada. Şimdi adını unuttum. Zaten onun adını unutmasam abi İlber Ortaylı falansın. Onun adını unuttuğun için de Recep işte Yılmaz oluyorsun Recep Yılmaz olarak devam ediyorsun. Ya da o ben. kilisenin adını hatırlamıyorum. İşte o kilisede sanat eserine bakarken şey oluyor. Midesi bulanıyor falan herhalde. Tansiyonu falan düşüyor. Dışarıya koşuyor, çimlere kusuyor. Kiliseye kusmamak için. Peki abi hani bu kusmasının sebebinin fazla sanat eserine maruz kalmak olduğunu nasıl anlıyorlar? Abi çünkü Roma'da buna benzer etkiler daha sonra da yani çok sık görülmeye başlıyor. Tabii ünlü bir kişinin başına gelince de dikkat çekiyor galiba. Daha sonra Freud de yaşıyor benzer şeyler. Freud Ben mesela şey düşündüm yani acaba mesela önceki gün hani bozuk balık ve yoğurt yemiş ve sonrasında bunu söylememek için de abi çok sanat eserine kaldım, maruz kaldım bugün de o yüzden fenalık geçirdim olabilir. herhalde de Hani diyor. abi Roma'da aşırı mesela dondurma yemek ya da hani aşırı abur cubur tüketip sonra Tabii. da dur şu kiliseye de bakalım gelmişken deyip hani kilisede de mideye kram girmesi de olabilir ama Abi kim şu sanat eserine mi atıyor acaba? Başka geçirenler de var mı fenalık yani? var abi mesela Freud var. Ha, Freud Freud da mesela şey gidip yapıyor abi. fenalık geçiriyor öyle mi? Aynen Freud de fenalık geçiriyor. Freud şey yapıyor abi. Şimdi Musa diye bir adam mı falan diye bir kitap yazıyor bir dönem galiba ve bir Roma seyahati var işte. O Roma seyahatinde de sürekli gidip abi Roma'da meşhur bir Musa heykeli var ya abi boynuzlu Musa. Onu
karşısına geçip abi sürekli Musa ile hesaplaşıyor falan. Hı hı. Orada işte belli şeyler, nöbetler falan geçiriyor. Sonra yine işte Stendhal gibi sanat eserleri karşısında müzeleri falan gezerken o da kusma, bayılma gibi şeyler yaşıyor. Hatta şey derler ya şu an Roma'da ambulanslar falan bekletiliyor. Stendhal sendromu için. Evet, tabii gerçek bu. Yani abi, ya ben şey yani evet. Ben kusura bakma biraz şüpheci yaklaşacağım yine. Yani ben bunu biraz Roma'nın turizmini coşturmak için Avrupalıların oynadığı bir oyun olarak düşünüyorum yine. Evet abi. Yani ne bileyim belki Freud'a, Stendhal'a ya da böyle hani aralıklı olarak belli düşünürlere ve sanat eleştirmenlerine belki hani belli bir meblağ karşılığında baygınlık geçirme numarası yapmaları isteniyor olabilir. Yani mesela biz de şöyle bir şey yapabiliriz. İzmir'de Arkas Sanat Müzesi'ne gidip orada aralıklı olarak birkaç kişi baygınlık geçirerek böyle bir reklam yapabiliriz gibi geliyor bana. Hani abi, bana pek şöyle söyleyeyim. Gelmedi açıkçası. Yalnız değilsin. Bu sadece senin aklına gelmedi. Benim aklıma geldi abi. Ben tam bahsettiğim mekana gittim. Arkas Sanat Galerisi'ne. Aragüler. Yaptın mı peki bunlar? Sergisi vardı. Abi girer girmez o kapıda böyle 2 metre yakın güvenlik vardı da daha içeri girer girmez böyle bir başım dönüyor. başım dönüyor deyip hani güvenliğe doğru şey yaptım böyle hani. Ha, ama şey yaparlar hemen. Omuzlarına ellerimi omuzlarına atıp sarıldım gibi yaptım. Neyse iyiyim galiba iyiyim falan deyip abi yukarıya çıktım. Merdiven çıkarken de hani bir tane abi oradaki insanlar genelde kültürlü ve belli bir seviyedeki insanlar ya. Sonuçta Aragüler'i görmeye gelmişler. Evet. Stendhal sendrom diye bağırdım abi. Hiç kimse... Merdivenlere yığılmışım abi. Stendhal sendrom diye bağırdım abi. Kimse şey yapmadı ya. İyi misiniz? İlk gözüme soğurdular. Şey yapmadılar yani hani böyle... hani havalı bir şeye dönüşemeden... Sen orada biraz şey gibi olmuşsun abi hani... Kız yurdunda sinir krizi geçiren kız öğrenci. Aynen abi çünkü düşünsen hani erkek arkadaşına ayrıldığın zaman sinir krizi geçirmen lazım. Geçiriyorsun. Evet. Ama tamam krizi geçirildi. Ama hak ettiği değeri görmüyor o kriz. Görmüyor. Yani böyle. Tamam ya Fatma Nur. Tamam atlatacaksın. Sen daha iyi layıksın Fatma Nur falan diye geçiştiriyorlar. Evet. Ben de hani benim de hani senden sendrom bilgisi olduğu için abi ben de orada otomatik olarak haliyle geçirdim. Yani ben de sendromu geçirdim. Aragüler sergisinde. Çok fazla Aragüler fotoğrafına maruz kaldığın için mi? Aynen abi. Aynen. Ara sendrom. Yo ben şey yaptım ya abi. Erekte oldum abi. seninki o şekilde mi başverdin yani? Abi erekte olarak hem Freud'a da gönderme şeklinde erekte oldum abi orada. ve hani Aragüler sendrom diye şey yapmaya yani yeni bir sendrom geliştirmeye çalışmış olabilirim abi. Ne kadar samimi bilmiyorum yani. Recep Yılmaz sendromu belki olabilir. O da bir abi hani şey gibi sanat eserleri karşısında erekte olmak. Yapamazsın ya. İzah edemezsin abi. İzah yok. Yok abi tabii ki. Yani bunu ancak bir hani kendi bir rahatsızlığın olduğunu söyleyerek belki Türkiye'de şey yapabilirsin. Onun dışında hani Recep Bey kusura bakmayın sizi dışarı almak zorundayız. Tamamdır. Evet aslında sendrom bu kadar işte aslında sendrom hakkında hani yeni bir bilgi öğrenip her yerde kullanma çabamın anlatmadığım kimse. Aynen abi. Sonra sendromu öğrenir önermez müzelere mi koştun ya? Hani müzelere koştum. Anlatmadığım kimse kalmadı. Her yerde kullandığım. Yani mesela işte iş yerindeki mesela hani şey adet gününde olup karnını tutarak masaya yapışan kıza da standart sendrom dedim. O da şeyden dedim abi ya.
bilgisayarın masa üstünde şey vardı. Bir tablo vardı da. Evet. Dedim o tabloyu değiştirerek başlayabilirsin. Hayatım. Oraya bir manzara resmi koyduk falan gibi. Hayali kullandım yani. Abi, buna şey deniyor abi ya, bilgi satma deniyor ya, malumat furuş mu deniyor artık buna? Bir şey deniyor mu ona? Bu böyle bir şey var hani, malumat furuşluk mu bilmiyorum da hani, yeni bir bilgi öğrendiğin zaman hemen sanki o bilgiyi uzun yıllardır biliyormuşçasına bir yerlerde kullanmak isteği evet. oluşuyor abi. Bir de entelektüel kıskançlık da var. Hani öğrettiğin insanların, anlattığın insanların da bir yerde kullandığını, kullanma ihtimalini veya bir yerde kullandığını düşündüğün zaman da hafiften bir bozuluyorsun gibi sanki. Yani böyle bir entelektüel kıskançlığı da vardır yani. Hani bir yandan hem anlatmak istersin. Hı hı. Anlattıktan sonra da, çünkü mesela o bilgi sadece sende olduğu zaman özel hissediyorsun ya kendini. Hı. Ama işte paylaştığın zaman da sen, çıkıyor bilgi, sıradanlaşıyor. Ya mesela şöyle söyleyeyim abi, ben bunu şunda yaşadım. Mesela Platon'un mağara alegorisinde ilk duyduğum zaman şok oldum. Öğrendiğim zaman kendimi çok iyi hissettim. Sonra iş yerinde anlattım. Sonra olayın üzerinden, hani anlatma işinin üzerinden bir iki hafta geçip benim anlattığım unutulup insanlar sanki kendileri daha önceden biliyormuş gibi mağara alegorisini bana öğretmeye çalıştıkları zaman bilgi dönüp dolaşıp sana mı geldi ya? Ya dönüp dolaşıp bana geldi. Ama şey, orada da şey oluyorsun yani, hani ya bu insanlar ne güzel bilmiyordu işte, bunlardan daha iyiydim. Bunlar bilmiyordu bunu. Niye öğretti? Bütün cezaevine Platon'un mağara alegorisini yaymış oldun. Aynen abi. Aynen. O yüzden bir özelliğimiz kalmadı yani. Artık ya Platon'un mağara alegorisi. Ne Platon'un mağara alegorisi? Ben de bilmiyorum. Bana söyle, ben de yayayım. Abi mükemmel bir şey Platon'un mağara alegorisi. Şöyle bir şey abi. Üç tane adam mağarada doğuyorlar, büyüyorlar falan. Zincirler. Yüzleri duvara dönük. Sadece gölgeleri görüyorlar ve dünyayı o gölgelerden ibaret sanıyorlar. Evet. Sonra adamlar bir gün bir tane zincirlerini kırıyor. Evet. Ve mağaranın dışına çıkıyor. Sonra gerçek dünyayı görüyor. İşte o gölgesini, yani o gölgelerin gerçek hallerini görüyor. Ve çok heyecanlanıyor falan. İçeriye girip tekrar mağaraya dönüyor. Mağaraya dönüp mağaradakileri aydınlatmaya çalışıyor. Yani diyor ki hayır, bir dakika, bunlar gerçek değilmiş. Yani bunlar sadece basit gölgelerden ibaretmiş. Gerçek dünya bu falan diyor. Sonra abi mağaradakiler bunu dövüyorlar ya. Zincirli halde mi dövüyorlar abi? Zincirsiz yani, adam zincirlerden dayak mı yiyor? Aynen abi, zincirli adam zincirlerden dayak yiyor. Evet, evet. Tabii abi yani işte mağara alegorisinden yola çıkarak birçok şeyi açıklıyorlar ve oradan birçok şey türettiler. Mesela hatta şey derler, oradaki dayak yiyen adam Sokrates falan, hani aydınlatmaya çalıştığı için. O zaman hani şey olmuş mu ya, hani peki anladık şarkısında Ayhan Sicimoğlu'dan bahsediyor gibi, orada da hani eski bir alegoriden yola çıkıp oradaki adam aslında Sokrates için yazılmış bir alegoridir bu gibi. Tabii. Tamam abi, yani çünkü şey gibi yani, o dönemin Sokrates'i bu kim abi? Cristiano Ronaldo gibi düşünebilirsin. Hani o dönemin Cristiano Ronaldo'su da Sokrates'ti. Veya Türkiye açısından baktığın zaman da Ayhan Sicimoğlu'suydu. Evet. Yani birçok şey hani onun etrafında dönüyordu diyebiliriz yani. Evet. Doğru. Doğru bir bakış açısı abi. Yani bak sen de mesela antik Yunan'la günümüz arasındaki geçişi güzel kuruyorsun abi, şey olarak. Bağlantıda güzel kuruyorsun. Mesela Ayhan Sicimoğlu'nun Ege Adaları'na ve İtalya'ya bu kadar düşkün olmasını zaten başka bir şey açıklayamayız. Şey mi çekiyor ya? Kan mı çekiyor? Ya kan çekiyor. Bir de hani toplumsal rolü o. Hani çünkü mesela yani Sokrates'i düşün abi. Sonuçta aykırı bir adam. Hani ayrıksı bir tip. Hani Ayhan da öyle yani. Hani sen ne, mesela abi sen neymişsin be abi, Sokrates için söyleyebilir misin? Tamam abi, her şeyi sen biliyorsun abi, tamam. Tamam abi, bir salağız abi, sen akıllısın. Tamam. Peki yani, anladık, Sokrates'e mi yazıldı acaba? Yani aslında dolaylı olarak Sokrates'e yazıldı tabii. Dolaylı olarak Sokrates'in şarkısıdır.
Tabii. Tamam abi, sen halkın arasında mastürbasyon yapıyorsun, biz yapmıyoruz. Tamam abi. Tamam, sen çok ilginçsin. Tamam. Tamam abi, sen işte Yunan gençleriyle Yunan delikanlılarıyla birlikte oluyoruz. Tamam, biz olmuyoruz. Tamam abi falan. Olabilir yani. Sokrates'i biraz zaten, Sokrates'te şeyi varmış yani, böyle bir insanları bıktırana kadar peşinde koşma. Evet, yani evet. Bıkanlardan birisi de büyük ihtimalle Masar Alanson'du. Yani evet, yargılayanlardan birisi mi diyorsun? Abi şimdi şöyle düşün, MFÖ bence oradaki şey, Baldıran zehrini hazırlayan yani aslında Silimoğlu'nun şey yapması lazım abi, sen neymişsin bir abiye karşı bir savunma yazması lazım. Çünkü orada yoğun bir eleştiri ve yargılama var ya. Yani Sicimoğlu'nun savunması olarak yayınlanması mı gerekiyor böyle bir şeyin? Tabii. Sicimoğlu'nun savunması şeklinde bir şey yapması lazımdı. Yani zaten masadan sonra günümüzdeki pozisyona baktığın zaman hükümet yanlısı evet, bir adam olması da zaten bütün hani puzzle'ın eksik olan parçası da o şekilde tamamlanıyor abi. Evet, doğru. Ve Perinçek vari yaşlılar var. Mesela parmaklarını Perinçek gibi yapan fanatikleri bile var hani. Nasıl Perinçek? Ben Perinçek'in parmakları nasıl ki? Perinçek'in parmaklarını bilmiyor musun sen ya? Yok, bilmiyorum abi, nasıl? Abi Perinçek'in parmakları şey ya, saçlı gibi. Ters mi? Cin mi? Abi cin çarpmış gibi diyelim. Cin gibi değil de, çünkü şöyle mesela yamuk yumuk parmakları yani, tam kapanmıyor parmakları mesela. Bir hemen önünde internet varsa Perinçek'in parmakları yazarsan çıkar ya. Yani şey şokunu yaşarsın ya, benim Edip Akbayram'ın sakat olduğunu öğrendiğim andaki sakat yaşadığım. Sakat mı? Bir Edip Akbayram, Edip Akbayram sakat abi. Nasıl sakat? Abi Edip Akbayram aksayarak giren bir adam ya, topal. Yani bayağı topal yani. Bir ayağı şey gibi hani. Mesela bir ayağı protez gibi, ama protez değil galiba, ama protez kadar zayıf herhalde. Abi peki saçı protez mi? Abi Edip Akbayram saçının protez olduğunu düşünmüyorum, çünkü zaten seyrek değil miydi saçı? Seyrek değil hani, ve şey, ortadan evet, ikiye ayrılmış ve iki tane protez gibi sanki, yani sağ protez ve sol protez gibi. Evet evet, aynen, saçı da ilginç. Saçı biraz şey ya, kıvırcık gibi, değişik kıvırcık. Yani kıvırcık ama ortadan ikiye ayırıyor abi. Aynen. Ya o şey işte abi yani, mesela bir ayak eksik olunca ister istemez hani her şeyi ikileme, ikiye olan şey o hani ergi. Yani her şeyi ikilemeye çalışıyor olabilir, çünkü bir ayak var sağlam. Saçı ikiye ayıralım, bak saçın iki tarafa bari sağlıklı, hani saçı ikiye ayırıyorum ve biri ikisi de sağlıklı. İşte iki elim sağlıklı falan gibi, hani şey olabilir o saçı ikiye ayırma. Aynen, yaşadığı sağlık sorununun psikolojik dışa vurumu olabilir abi. O anlamda baktığım zaman. Yani anladım. Şey geleceğim abi, yani bu mesela Deniz Gezmiş'in kaç tane arkadaşı olabilir ki en fazla, yani 200 kişi tanıttım Deniz Gezmiş abi. Ama yani benim muhatap olduğum birçok yaşlı Deniz Gezmiş de bir şekilde şey yapmış. Ben Deniz Gezmiş'i yakından tanıyordum. Yani yakından tanıyordum veya işte şöyle bir şeyimiz oldu. İşte biz onun en azından asılmaması için protestolara falan katıldık. Sanmıyorum ya. Yani o dönem kimse katılmamış da, azdır yani katılanlar. O dönem mesela bir gazete okursun. İşte teröristler yakalandı, Deniz Gezmiş yaptı, terörist yakalandı dediği zaman, Deniz Gezmiş o günkü gazete terörist dedi de, yani Türkiye'deki insan tipi veya bence genel olarak, hatta insan da diyebiliriz, Türkiye özgü bir şey değil bu, ona asla şey demez ya, bu terörist değil falan demez yani. Çünkü şey var abi, yani bilgiye yani gazeteden geliyorsa, televizyondan geliyorsa doğru bilgi. Ya başım ağrımasın şey var abi. Şey, herkes evet, terörist dediğinde ben niye terörist değil diyeyim ki şimdi falan. Şey var. Bence televizyonda söylenen kavramların söz öbeklerinin dışına fazla çıkmıyorlar abi. Hani ya mesela terör sevici kelimesini kullanmayı seviyorlar. Hani onun dışında evet abi, ben bazen duyuyorum onu ya, terör sevici insan. Ve Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı
Seni çok duyuyorum ya. Geçen babamdan duydum ya. Hani şey yapanlar var ya mesela, hayalimdeki bakanlar kurulu. İşte Cumhurbaşkanı İlber Ortaylı. Başbakan Ali Babacan. Abi Kültür Bakanı Zeki Demirkubuz. Evet abi. Evet abi, senin hayalindeki şey alalım. Spor Bakanı. Yani işte Spor Bakanı mesela kim olabilir? Spor Bakanı Fatih Terim. Ali Nesin'in ahlaki olarak Ali Nesin'e kefil olur muyum? Olmam. Ali Nesin'de bir seksomanyak havası mı seziyorsun yoksa? Abi şöyle. Abi marjinal hayata adım attığın anda, marjinalleşmeye başladığın anda marjinalleşmeyle mastürbasyonu paralel olarak yürütmen gerekiyor. Eğer yürütemezsen bu sende bir seksomanyağa dönüşmesine sebep olabilir insanın, diyebilir miyim? Evet. Abi bunu da diyebiliriz. İkincisi şöyle bir şey var. Hani marjinal ben buna şey diyorum. Bir saniye. Ben buna şey diyorum abi. Sevan Nişanyan sendrom. Abi marjinalliğe başladığın anda duracağın yer önceden kestirme ihtimalin yok abi. Yani bir ahlaki bir çöküntü içine girebilirsin. Çünkü şöyle diyelim sen marjinal fikirlere sahipsin. Radikal şeyler söylüyorsun. Genelin kabul etmediği şeyler söylüyorsun. Birinciyi söylüyorsun abi. Tamam. Söylendi. Evet. Evet. Sonra ikinciyi söylüyorsun. Tamam, tepkiyi aldın. Üçüncü de tepki, ama artık yavaş yavaş senin söylediğin şeyler, ha söyler ya delidir falan diye, deli bu zaten ne dese boş verin bunu falan dedikleri anda bu sefer daha deli dedikleri için abi daha manyakçasını söylüyorsun. Çünkü şey yapman lazım yani marjinalliğini koruman lazım. Bu da iyice sapkınlığa doğru gidiyor. Mesela annesin şunu yapabilir. Oğlum ben Sevan Nişanyan'ın arkadaşı abi, biliyorsun. O yüzden Sevan Nişanyan sendroma yakalanması şeydir. Olasıdır. Mesela oğlum Sevan bu ayki şeyleri aidatları komple şeye yatırdım ya. Borsaya yatırdım, battı ya. Ha falan diye yani. Gülüyor olabilir abi. Sevan iyi yapmışsın oğlum ya. Boş ver. Evet, Sevan Nişanyan da bir yazısında Ali Nesin'i bu şekilde savunabilir mi? Ya şey diyorlardır abi ya. Ya bu gerizekalılar geliyorlar buraya. Burada matematik dersi olacaklarını söylüyorlar. Bunların parasını, bunları keriz gibi bunları yemek hani yemekte bir sakınca yoktur falan diyordur Sevan. Çünkü illa hani genelin dışında bir şey söylemek zorunda olduğu için. Aynen. Yani o anlamda şey olabilir abi. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Hani Ali Nesin parasını nesine.com'a yatırıyor olabilir mi? Abi yani bu abi nesine.com'a yatırıp canlı bahis canlı bahis oynuyor. Şey yapıyordur abi ya. Bence şöyle yapmışlar abi. Diyelim 100 tane öğrenci var. Ya da nesine.com Ali Nesin'in olabilir mi? Hani oradan bir hani nesine alinesine.com gibi. Aa evet abi. Abi yani bunun bu tesadüf olabilir mi ya? Bence tesadüf olamaz abi. Abi Nesin ailesi Aziz Nesin'den bugüne kadar karanlık bağlantı olan bir aile olduğu konusunda şeyim var yani. Çünkü abi geçen şöyle bir şey yaşadım ben. Benim dolandırıcı bir kuzenim var abi. Şey yazmış ya WhatsApp şeyine hikayesine şey yazmış. Dünyanın en kolay şeyi saf insanları kandırmak yazmış da. Abi yani şey gibi. Abi genelde bunu paylaşanlar şey olarak paylaşıyor. Yani kendisi saf olduğu için. Yani kendisi saf olarak kullanıyor mesela. Hani biz saf insanlarız evet. Kardeşim. Biz çok çabuk kandırılırız ya.
Evet, böyle öyle paylaşılır ama bu öyle gibi imaj yaratır ama aslında yaşam felsefesiyle ilgili bir şey mi söyledi yoksa kendisine dolandırıcı şeyini yakıştırmıyor mu bilmiyorum ama mesela Aziz Nesin'in ülkenin %60'ı aptaldır deyip de yani demesi acaba, gibi bir şey mi hani, kendine koymak? Baktı abi ülkenin %60'ı aptal, ülkenin %60'ından bağış toplayıp bir şey mi hani dolandırıcılık cemiyeti mi kurdu diyorsun? Ama hatta daha bence daha radikal bir durumdalar. Şey yapıyorlar bence. Ülkenin aydınlık kesimini kerizlemek. %40'ı mı kesiniyor diyorsun? Aynen %40'ı keriziyorlar. Yani kendilerini akıllı sananların paralarıyla hepsine komu. Peki bu sefer şöyle bir şey ortaya çıkan ülkenin %100'ü aptaldır. Yani tabii oraya ya kendini herhalde %0.01'lik falan bir dilime soktukları için geri kalan herkes şey olarak görülebilir abi. Evet abi yani Nesine.com'la Ali Nesin arasında hem çünkü Nesine.com'da ben de bahis yaptım ve kazanamadım. çünkü bir matematikçinin paralar Ali Nesin'e mi gitti diyorsun ya? Aynen abi.